Yani oranın anlaştırıcılarını görüp çıkarmız. Kuyudaki üçte elementine göre edik. A, B, S. Harflar, A, B, S harflar. Belki A, B, S elementler. Bunların bir, malum bir tartıda cahayla çıkardık. Mesela A, B, S. Ama şimdi biz A, B, S elementlerinin oranı anlaştırıcı diye baktığımız. Bu A, B, S elementlerinin oranı anlaştırıcı bitti olması mümkün. O da bir neşte buladı. Mesela A, S, B. Bunların bana bu tartıda yazıyorduk. Bu ham A, B, S elementlerinin oranı anlaştırıcı. Şimdi soru. Yani bir de A, B, S elementlerinin barcha oranı anlaştırıcıları neşte buladı. Bunu biz kombinatorikaning asosiy qoidasidan foydalanib, uni hisoblashimiz mümkün. Masalan, 3 ta element var ekan. Birinci o'ringa bitta element yazamız, ikinci o'ringa yana bitta element yazamız, üçüncü o'ringa yana bitta element yazamız. Va birinci o'ringa necha xil usul bilan tanlashimiz mümkün mana bu 3 ta elementdan. Demak, 3 xil imkoniyat var bizda. A'ni tanlashimiz mümkün, B'ni yoki C'ni tanlashimiz mümkün. Demak, birinci o'ringa biz 3 xil yo'l bilan A, B, C'larni tanlashimiz mümkün. İkinci oranga, mana bittasi olindi. Unda ikkita imkoniyat qoladi. Agar bir yerda bitta elementni bu yerga yozsak, unda ikkita element qoladi-da, ikkinchi elementni biz ikki xil yo'l bilan tanlashimiz mumkin. Va uchinchi element, uchinchi oranga biz bitta elementni yozishimiz mumkin. Shunday qilib, demak, A, B, C elementlarini barcha o'rin almashtirishlar soni 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 1 ga teng ekan. Ya'ni 6 ga teng ekan. Bu shu qoidani biz umumiy holda ham aytishimiz mumkin. Masalan, bu yerda 3 ta elementni ko'rgan bo'lsak, endi masalan 4 ta elementni ko'rishimiz mumkin. A, B, C, D. Bu holda biz 4 ta o'ringa mana shu elementlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Va birinchi elementga, birinchi o'ringa nechta imkoniyat bor bizda? Demak, 4 ta tanlash imkoniyati bor. Mashhurlardan ixtiyoriy bittasini olishimiz mumkin. Demak, 4 ta. Bittasi joylandi deylik mana bu yerga. Unda nechta qoladi? 3 ta qoladi. Demak, ikkinchi o'ringa, demak, bizda 3 ta imkoniyat qoladi. 3. Uchinchi o'ringa shu, ikkitasi olindi, demak, yana 2 ta qoldi. 3 tasi olindi, bitta qoldi. Demak, 4 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 1. 12, 24. Demek 24 da imkaniyat var iken. Demek A, B, S, D elementlerini oranı almıştırışlar sonu 24 da olur iken. Kuduşu kaydanı biz umumlaştırışımız mümkün. En de element için en de geldirelimiz. Yani bizge A1, A2 ve hakeza A, N elementler verilgen olsun. Bunları bir orta tartıda cahilelik. Ama aslında kudu şu tartıda buluşkan mümkün. Mesela A1, A2, A, N. Belki tezgâr tartıda yazışımız mümkün. Mesela A, N, A, N minus 1, A1. Belki başkası tartıda oranı almıştırıp yazışımız mümkün. Bunlar oranı almıştırışlar diye bir yurtulada. Demek bir neşte oranı almıştırışlarına hasratlaşımız mümkün. Bana bu bitti oranı almıştırış, bu ikinci oranı almıştırış ve hakeza. Yine soru. Şimdi oranı almıştırışlar sonu neşte buladı? Yine biz ana şu oranı almıştırışlar sonunu tapamız. Bunun için yine burada yukarıda gideyim, mülahaza yurtağımız. Birinci, ikinci diye bizde en de oran var. Ve hakeza. Yenincisi. N minus birincisi bo'lsin, mana bu n-inchisi bo'lsin. Birinchi o'ringa bizga imkoniyatlar nechta? Bu yerda n ta element bor, demak, n ta elementdan birortasini bu yerga yozishimiz mumkin. Demak, bizda n ta imkoniyat bor. Ikkinchi o'ringa, endi elementlarni biz takroran ishlatmaymiz. Bitta element olindi, demak, u yerda n minus bitta element qoldi deb hisoblaymiz. Bitta element olingandan keyin n minus bitta element qoldi. Demak, ikkinchi o'ringa bizda element tanlash imkoniyati n minus bitta bo'ladi. Va hokazo shunday davom etib boradi. Demak, mana bu yerga kelganda ikkita imkoniyat qoladi va oxirgisida demak bitta imkoniyat qoladi. Bu yerda n minus bittasi tanlangandan keyin demak oxirida bitta element qoladi.
Mana bu yerda shu bitta element tanlanadi. Demak, birinchi elementni biz n usul bilan tanlashimiz mumkin, ikkinchisini n minus 1 usul bilan, va hokazo, 2 usul bilan va 1 usul bilan. Unda kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra barcha shu o'rinlashtirishlar sonini topish uchun biz bularni ko'paytirishimiz kerak. N ko'paytiruv n minus 1, ko'paytiruv va hokazo, ko'paytiruv 2, ko'paytiruv 1. Buni biz quyidagi ko'rinishda yozamiz. 1 teskari tartibda yozamizda 2, 3 va hokazo ko'paytiruv n. Bu esa ta'rifga ko'ra n faktorialni beradi. Buni qisqa qilib n faktorial deb yozamiz. Demak, nta elementni takrorlamasdan o'rinlashtirishlar soni n faktorialga teng ekan. Biz bunu pn bilan belgilaymiz. Demak, pn n faktorialga teng ekan. Endi masallar ko'ramiz. Quyidagi masallarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi 5, 6, 7 raqamlarini takrorlamay nechta uchxonali son tuzish mumkin? Demak, ularni ixtiyoriy tartibda yozsak uchxonali son hosil bo'ladi. Masalan, 5, 6, 7 uchxonali son yoki 6, 5, 7 yana uchxonali son. Demak, ixtiyoriy tartibda yozsak uchxonali son hosil bo'ladi. Yuqoridagi qoidaga ko'ra, bunday sonlar 3 faktorialda bo'ladi. Demak, p 3 ga teng bo'ladi. 3 faktorial. Ya'ni bu 6 ga teng bo'ladi. Buni arifmetika kombinatorikaning asosiy qoidasidan ham topishimiz mumkin yoki qisqacha mana formuladan topib qo'yishimiz ham mumkin. Masalan, kombinatorikaning asosiy qoidasidan foydalansak, demak, uchxonali son birinchi o'ringa 3 ta imkoniyati bor. Ixtiyoriy bittasini yozishimiz mumkin. 3 ta imkoniyati bor. Ikkinchi o'ringa bittasi yozilgandan keyin bu yerda takrorlamayapmiz, takrorlamasdan bittasi yozilgandan keyin bizda 2 ta imkoniyat qoladi. Demak, ikkinchi o'ringa 2 ta imkoniyat bor. 2 ta raqam yozilgandan keyin bitta raqam qoladi, bu yerga yozamiz uni. Kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra barcha shunday uchxonali sonlar 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 1. Demak, 6 ta bo'ladi. Mana yuqorida ham 6 ni topdik. Bundan buyog'iga endi biz mana bu n faktorial formuladan foydalanamiz. Shunday qilib birinchi masalaning javobi 6 ga teng ekan. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala. 5 kishini bir safga nech xil usul bilan joylash mumkin? Demak, qator 5 kishi turibdi. Masalan, birinchi odam, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. 5 ta odamni safga yozib qo'yib chiqishimiz kerak. Nechta usul bilan joylash mumkin? Mana yuqoridagi mana formuladan foydalanamiz. Ular joylashlar soni p 5 ga teng bo'ladi. Ya'ni 5 faktorial. U teng 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5. Mana bu 6. 4 ga ko'paytirsak 24. 24 ni 5 ga ko'paytirsak 120. Demak, 120 xil usul bilan 5 kishidan safga joylab chiqishimiz mumkin ekan.